Sana şimdi çok senin hoşuna gidecek bir hikaye anlatacağım. Bizim bir arkadaşımız var şeyde televizyonda kafada beraber çalıştığımız. E, kaç? 20 yaşında, 21 yaşında falan. Bu seçimlerde dedi ki bana geçen gün gelip abi ben yanlışlıkla dedi Vatan Partisi'ne oy verdim. Dedim nasıl yanlışlıkla verdin? Ya dedi ki ben bu Ümit Özdağ'ı çok beğeniyordum. Ümit Özdağ'a oy vereyim diye gittim. Onun partisi vatan değilmiş. Yanlışlıkla ona vatana verdim ben dedi. Güzel. Onu dedim beğendiğin adamın en azından partisinin adını bir öğrenseydin yani. Hani oy vermeye gidiyorsun. <laughs> Ya acaba birazcık yeni nesiller o kadar da siyaseti merak etmiyor ve umursamıyor mu da? Aslında şunla ilgisi var bence. E, bütün dünyada e, Trump'tan başlayarak, e, tabii orası Amerika. E, şov dünyasının, büyük şov dünyasının e, menşei icat edildiği yer, üretildiği yer. Her şeyin şov olduğu, göz boyadığı, ilizyonla bu işlerin yürüdüğü yer. Ama bakıyoruz... Ee, hiç beklemediğimiz e, sonuçların alınmasıyla kıta Avrupası da benzer bir halde. Yani iletişim e, gazete makaleleri üzerinden gazete üzerinden okuyarak konuşarak tartışarak kurulmadığı e, basit platformlarda e, Instagram'dan Twitter üzerinden e, Amerika'da hala bizde yok da Facebook üzerinden kurulduğu zaman artık ee, bu genç adam haklıdır. Ee, artık bir liderden haz etmek ve onun partisini bilmemek mümkündür. Trump ilk seçimi böyle kazandı. Şimdi yine kazanacak. Yani Cambridge Analytica hikayesi buydu. Şimdi tekrar böyle kazandı. Çünkü artık e, siyasi liderlerden dünyada artık izmlerle uğraşmayı bırakıp asıl meselelere odaklandığı için işte. Ee, iklim krizi gibi, gıda krizi gibi, demografik e, nedenlerle oluşan büyük göçlerle ilgili e, ve doğayı ve insanın bizzat geleceğini ilgilendiren meselelerle ilgilendiği için artık İzmirlerin dünyasına değiliz. O 19. yüzyılda daha sonra 20. yüzyılda kaldı. 21. yüzyılda artık e, gençler de ilgilenmiyorlar ve gençler haklılar ilerisi için. Yani bunu okulda okuyabilir ya da merak edip okuyabilir ama artık izmlerin e, e, teorisyenlerin e, yapılandırdığı bir dünya değil. Dolayısıyla bir lider ona sempatik geliyor ve tamam diyor. Yani bu bu iyidir. Mesela İnce meselesi gibi değil mi? Evet e, evet birçok birçok lider böyle. Örnekse e, e, Trump Clinton meselesinde de bence yani aptalca gelebilir ama e, birçok insan e, e, Hillary'e e, sıkıcı bir insan olduğu için oy vermedi. <laughs> ya çünkü onlar her gün televizyonda e, haber kanalında ya da başka bir kanalda. E, Trump'ı görmek ya istiyorlardı. Bayramı niye diye... verdiler peki o zaman ee, Dünyanın... o Ona da Trump yüzünden mecburen verdiler. Şimdi yine Trump'a oy veriyorlar. Bu e sefer de Biden evet, yüzünden. Biden Çünkü evet e, e, Cumhuriyetçiler hep orada enteresan tipler çıkarıyor. Yani bu böyle. Çünkü e, mesela bizim ulusal kanallarda tükenmiş olan e, late night şovlar. Ee, belki Amerikalılar bizden yavaştır bunu sarkazm içerisinde söylüyorum ee, onlar da hala devam ediyor yani evde oturan adam bir de bunlar erken yatarlar diyor ki saat 11'de başlayan bir programda ben son olarak televizyonu kapatmadan önce birisinin bizdeki devlet başkanıyla kafa bulduğunu e, görmek istiyorum duymak istiyorum ve eğlenmek istiyorum yani birisi de bununla ilgili bunun bugün yaptıklarıyla ilgili kafa bulacak e tamam bunu Hillary ile yapamazlar ki Hillary sıkıcı bir insan ama Trump mükemmel malzeme verdiği için Trump'ı istiyor diyor ki ben eğleneceğim diyor yani.